Herkese merhabalar, ben Merve. Bugün size galiba beni en ama en çok heyecanlandıran videoyu paylaşıyorum. Ben iç mimar ve tasarımcıyım. Ve dolayısıyla kendi tasarımlarımı üretip de sizlerle paylaşabileceğim bir marka çıkarma hayalim çok uzun bir süredir var. Bu markayı çıkarmak için aslında beni ikna eden şey hayvanlar oldu. Sokaktaki hayvanlara gerçekten çıkıyamıyorum. Ben de kendi adıma bir tasarımcı olarak onlara ne yapabilirim diye bir süredir düşünüyordum. Ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Kendi tasarımım olan karakterlerimi hayvanlarla birleştirerek bunları ürünlere adapte ettim. Bence hem tasarım olarak hem de işçilik olarak benim gerçekten çok içime sinen işler oldu. Ve bir süredir de üzerinde arı gibi çalıştığım işler bunlar. Hem kendi tasarımı olan illüstrasyonlarımı, hem tasarımlarımı, hem de çok kaliteli malzeme ve işçiliklerle, özellikle de el yapımı olmasıyla benim gerçekten çok içime sinen ürünler oldu. Ve satılan her ürüne sokak hayvanlarına bir bütçe ayrılacak. Yani siz bu markadan satın aldığınız her ürüne sokak hayvanlarına destek olmuş olacaksınız. Ben de sizlerle sokak hayvanları arasında bir tasarımcı olarak bağı sağlamış olacağım ve o kadar böyle heyecanlı ve mutluyum ki bununla ilgili. Böyle nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Benim kendi tasarımım olan illüstrasyon kızlarım var. Onları dediğim gibi hayvanlarla birlikte adapte ettim. Tabii ki kendi dilimde adapte ettim. Çizimler burada. Hemen sizinle de paylaşayım. Bu 4 farklı karakteri 4 tane motto ile beraber sizlere sunuyorum. Ve 4 farklı rengimiz var tasarımlarda. Şimdi ürünleri de göstereceğim size. O kadar heyecanlıyım ki böyle kısacık bir film gibi bir şey hazırladım. İsterseniz onu bir seyredelim. İllüstrasyonu, 4 farklı motto ve 4 farklı renkle ifade ettim tasarımlarında. Bir tanesi böyle çok tatlı ve içi dolu dolu doldurulabilecek bir kalemlik. Bunu aynı zamanda makyaj çantası olarak da kullanabilirsiniz tabii ki. İçine bütün malzemeleriniz sığar. Bu kedili olan karakter. Ön tarafında da böyle içi sim dolu bir alanımız var. Bununla da böyle oynayabilirsiniz. İçi çizgili ve çok kaliteli astarıda. Her şey o kadar böyle detaylı ve deneye deneye en çok içime sinen versiyonuna getirdim ki şu an tam olarak benim tercih edeceğim bir şey haline geldi. Ben müşteri olarak bir şey satın alırken çok zor beğenen bir insanım. O yüzden her şeyin çok kaliteli ve temiz olmasına kendim sanki satın alıyormuş gibi çok fazla dikkat ettim. Sonuç ürün benim gerçekten çok içime sindi. Çünkü hem böyle manevi boyutu olan bir proje bu. Hem de benim kendimi gerçekleştirmek istediğim bir proje. Pembe olan karakterimiz tavşan. Ve yine bunun içinde de böyle simleri var. Mavi olan karakterimiz köpekli olan. Yeşil olan karakterimiz kirpili olan. Ya bunu da çok sevdim. Şimdi gelelim büyük clutchlara. Bu karakterlerin aynı zamanda mottoları olduğunu söylemiştim. Mesela mor olanlar Love serisi. Ve kedili olan. Bundan az önce bahsetmiştim. İçlerini açıyoruz. Hem çizgili astarlarımız var. Büyük boy clutch'ların içine hem laptoplarınızı koyabilirsiniz. Çalışmanız için gereken kalemleriniz, defterleriniz, her şeyinizi koyabilirsiniz. Aynı zamanda küçük göze de küçük bir takım ufak tefek şeyler ya da cep telefonlarınızı koyabilirsiniz. Bu serinin adı Hop serisi. Ve yine içini açtığımızda hem çizgili kumaş hem de bir tane gözümüz var fermuarlı olan. Bu da bilim serisi. Eğer çalışıyorsanız bilgisayarınız ve işle ilgili dosyalarınızı koyabilirsiniz. Ya da okula gidiyorsanız test kitaplarınız, çalışma kitaplarınız falan da olabilir. Evet, yine aynı serinin pembe olanı. Pembe olan seri de Dream, yani tavşanlı olan. Bu da aynı şekilde. Çok şeker, pamuk şeker gibi ya. Şimdi gelelim küçük olanlara.
Bunlar da A5 defterlerin koyulabileceği küçük boyutlardaki clutch'lar. Aslında çok da küçük değiller. Yine aynı şekilde bir yere giderken falan da bunu çok rahat götürebiliriz. Büyük boyları da götürebilirsiniz bu arada tabii ki. Bu da az önce dediğim gibi Dream serisinin küçüğü. Ve yine aynı karakterimiz var. Yine içini açtığımızda iç astarı da çizgili. Ve içinde bir tane de yine küçük gözümüz var. Oraya cep telefonu koyabilirsiniz. Ve evet, şimdi de Mint serisinin küçüğü. Bu da dediğim gibi Hope serisi. Ve kirpili olan karakter de bunun içinde. Ve içini açtığımızda da içinde yine fermuarlı bir göz var ve yine çizgili tabii ki. Ya bu seri sanki birazcık böyle dondurma gibi. Beni o yüzden çok mutlu ediyor. Böyle unicorn gibi, dondurma gibi, bebek renkleri gibi. Beni çok mutlu eden renkler bunlar. Çizgi de aynı zamanda buna birazcık da şıklık katıyor. Şimdi geldik Love serisine. Love da kedili olan ve yine tabii ki içini açtığımızda hem çizgili astarımız hem de fermuarlı gözümüz var. Bu arada bir taraftan matkap sesleri geliyor. Sizi rahatsız ederse kusura bakmayın. Şimdi videoya devam ediyoruz. Büyük ve küçük clutch'larımız var ve kalemliklerimiz var. Aynı şekilde makyaj çantası olarak da kullanılabilir. Bu arada defterlerimize geçiyorum. Beni gerçekten bunlarla çok heyecanlandırdı. Çünkü biliyorsunuz ki ben noktalı defter çok seviyorum. Balık Journal için de yine aynı şekilde noktalı defter kullanıyorum. Ve o yüzden de yine aynı karakterlerin 4 tane noktalı defter serisini çıkardım. Pembe kapaklı olan. Üzerinde yine bizim mottomuz yazıyor. Altın renginde Dream yazıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Kapağını açıyoruz. Ve tabii ki siyah beyaz çizgi. Yine aynı seriyi devam ettiriyoruz. Arka kapağı da aynı şekilde. Ve içi de noktalı. Sayfaların kalitesi bu arada çok çok önemli ve kalın sayfa kullandım. Ve evet, geldik diğer defterlerimize. Bunlar da siyah noktalı defterler. Hemen şuradan Brief serisinden göstereyim. Ve iç kapağını açtığımızda yine çizgili iç kapak bizi karşılıyor. Ve arka kapak da tabii ki aynı şekilde. Ve siyah defterin üzerine noktalarımız var. Bu benim gerçekten çok ihtiyacım olan bir şey. Çünkü siyah noktalı defterle beraber Balık Journal'da yapmak istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz bana. Başka istediğiniz şeyler varsa onları da yapabiliriz. Evet, benim yeni çıkardığım markanın ürünleri bunlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok heyecan, heves ve müthiş bir çalışmayla bunları ortaya çıkardım. İçime en çok sinen hale getirene kadar da çalıştım. İnşallah siz de beğenirsiniz bu yaptıklarımı. Dediğim gibi satılan her ürünün gelirinden sokak hayvanlarına bütçe ayrılacak. Ve mama olabilir, tedavi olabilir ya da herhangi bir şekilde bir hayvanın bakımı ile ilgili olabilir. Onlara destek olacağız. Ve bu hafta güzel bir haberim var. Her gün video yükleyeceğiz. Hatta her gün video serisine bugün başlıyorum. Şu anda kanalıma yüklemiş olduğum videoyu bugünden izlemeye başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.